Herkese selam. Görmüş olduğunuz bina bir güvercin evi arkadaşlar. Videoyu üzerine ben kendi sesimi ekliyorum. Çünkü çok büyük rüzgar vardı. Hiçbir şey anlaşılmıyordu. Kendi sesimle size tanıtmak istedim. Bu güvercinlerin beslenmesi için oluşturulmuş tamamen bir bina. Orta Doğu'da, İran'da, Suriye'de, Irak'ta, Türkiye'de bu tarz binalar daha önceden çok kullanılmış. Çok eski tarihlere dayanıldığı düşünülmekte. Hatta şimdi ekranda fotoğrafını gördüğünüz yer Ani Ören yeri diye geçen UNESCO mirasına alınmış Türkiye sınırlarında bir yer. Binamızı şöyle genel olarak tanıtacak olursak, binamız 10 ila 15 metre arasında bir yüksekliğe sahip olduğunu tahmin ediyorum. Görünen cephesinin genişliğinde 20 ila 25 metre arasında olduğunu düşünüyorum. Beraberinde derinlik olarak birazdan göreceğiz. Yaklaşık yine bir 10 ila 15 metre arasında bir derinliği var. Arkadaşlar şöyle ki, ülkemizde bu tarz binalara Diyarbakır'da daha önceden rastlanıyormuş. Boranhane deniyormuş. Sağ altta gördüğümüz fotoğrafta onun örneği. Kendi binamızı inceleyecek olursak, şu an ülkemiz dışında bir bina. Videoyu gönderen kardeşim, arkadaşım orada görev yapıyor. Böyle bir video çekip bize destek oldu, sağ olsun. Üstte havalandırma pencereleri var. Gene küçük olan pencereler güvercin giriş pencereleri. Tamamı kireç taşından yapıldığını söylemiş arkadaşım. Tam emin değiliz tabii, bu tahmini bilgilerimiz bizim. Yani şu an kullanılmamakta. Çünkü o bölgede bir karışıklık, bir savaş var. Ama yakın geçmişe kadar bu binanın kullanıldığı aşikar ortada. İç görüntüleri gördüğünüzde arkadaşımın sesinden duyacaksınız her şeyi. Böyle bir giriş kapısı var. Çift tarafta, hem güney hem kuzey olduğunu söylemiş arkadaşım. Bu giriş kapısı da şu an toprakla dolu. Biraz çaba sarf ederek, zaten küçük bir giriş kapısı, İçeriye girecek ve bize görüntüleri aktaracak. İyi seyirler diliyorum. Evet, şu an ilk bölmeye girdik. Girişimiz burada, bayağı dar bir giriş. Evet, görüldüğü üzere kuzey güney hattında pencere yok, küçük girişler var. Doğu batı istikametinde ise, evet, görüldüğü üzere pencere var, yani büyük girişler var. Yukarıda tavanda bir tane aydınlatma, hem de hava sirkülasyonu olsun diye açılmış bir girişi var. Evet, görülüyor. O da bu şekilde. Yani yüksekliği bir ortalama bir hemen hemen bir belki 18-20 metre civarında falan var. Yani bayağı yapı da büyük bir yapı, yani öyle küçük bir yapı değil. Görüldüğü üzere kuş yuvaları bu şekilde yapılmış. Zamanında burada insanlar kuşlarını beslemişler. Osmanlı zamanında posta güvercini olarak kullanıldığı söyleniliyor. Tabii teyide muhtaç bir bilgi olmasına rağmen yer alarak o şekilde söylüyor. Belki yakın dönemlerde normal bizim beslediğimiz tarzda güvercinler beslenmiş olabilir. Şimdi diğer odaların geçişini de yapacağız. Bu birinci odamızdı. Evet, burası ikinci odamız. Yine bir tane havalandırma penceremiz mevcut burada. Evet. Yani Mahmut, buraya adamlar çok muhteşem yapmışlar. Yani muazzam bir yapı gerçekten. Yani kuşçuluk, yani güvercin besleyiciliği gerçekten tarihi çok eski. İnsanlar yani
ne kadar büyük bir öneme haiz olduğu gerçekten ortada yani. Böyle büyük yapılar yaparaktan büyük değerler verildiği görünüyor yani. Yapılan yapılardan dolayı. Bu ikinci bölmeydi. Şimdi üçüncü bölmeye geçeceğim. Girişleri çok küçük gerçekten. Yani hepsini görüyorsunuz zaten. Kireç taşı benzeri şeylerle yapılmış taşlar var. Evet, ikinci bölgeye, üçüncü bölmeye geçtik. Üçüncü bölme bu şekilde. Çift katlı yine aydınlatmalar ve penceresi mevcut bu bölgenin. Yine karşılıklı iki şekilde yapılmış. Kuşların için yapılmış yerler. Şu an karanlık olduğu için de çok fazla iyi görünmüyor ama yani yapıların içi bu şekilde. Zaten görüldüğü üzere de çok eskiden kalmış. Kuş kalıntıları falan da mevcut yani. Binanın dizaynı çok güzel. Yani görsen sen de bana ah verirdin gerçekten. Evet, bu geçişler tabi bu bölgede kum birikintisi olduğu için zamanla kullanılmadan dolayı giriş çıkışlarımız biraz zor. Ama bundan sonraki süreçte tabi kuzey çıkışına kadar sıkıntı yok. Orada da kum birikintisi var. Burada geçişler daha kolay. Yine 3. ve 4. bölmeye geçtik. 4. bölmemiz de bu şekilde. Aynı şekilde tasarlanmış. Karşılıklı binalar, karşılıklı yani yuvalar yapılmış, kuş yuvaları yapılmış. Hepsi simetri içerisinde, düzen içerisinde. Gördüğünüz zaman baktığınızda daha iyi anlayacaksınız. Şu an bulunduğumuz bölge bayağı bir rüzgarlı. Videonun ilk başında da zaten göreceksiniz. Hava sirkülasyonu gerçekten olması gerektiği gibi içeride çok iyi bir şekilde hava sirkülasyonu var. Yani gayet iyi yani hava sirkülasyonu. Odaların kapalı olmasına rağmen arada tabii aydınlatmalı küçük pencereler olmasına ve büyük bir pencere olmasından dolayı içeride bayağı bir havalandırma konusunda sıkıntı yok yani. Evet, 4'ten şu an 5'e geçiyoruz. Evet, 5. bölgemiz. Tabii yukarısı biraz tahrip olmuş zamanla. Bu şekilde tavanı bu şekilde. Yani daha detaylı bilgiye sahip olmadığım için çok fazla bir şey anlatamıyorum ben de. Sadece bina içinde hakkında ufak tefek bilgilerimiz var. 5'ten 6'ya geçtik şu an. 6. bölmedeyiz. 6. bölmede bu şekilde. Yani yakın döneme kadar burada güvercin beslendiği halk tarafından söyleniyor. Evet, şu an 8'i geçeceğiz. Tabii biraz zıplanarak geçtik. İğnerek ve sürünerek geçiyoruz maalesef. Evet, şu an 8. bölmesindeyiz. Burası tabii daha aydınlık olmasının sebebi tavanı çökmüş maalesef.
Evet, tavanı çökmüş. Binanın içerisi bu şekilde. Yapılan yapı gerçekten güzel bir yapı. Kuş için böyle bir şey yapması enteresan yani. Türkiye'de ben hiç karşılaşmadım ya da görmedim. Belki vardır yani muhtemelen. Hepsi birbirinde eşit, düzgün bir şekilde adamlar yapmışlar zamanında. Yani bu bölgede çok olduğu söyleniyor. İran'da, Orta Doğu'da adamlar kuşa değer veriyor arkadaşlar. Evet, benim bu yerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım yardımcı olabilmişimdir.